Oldun. İki damar. Ha, iki damar, üç damar değişti. Şimdi tekrar göğüs ağrısı ve anjiyo oldu. Ve tekrar ameliyat olacak mısın, olmayacak mısın? Neye bakarak karar veriyoruz? Evet. Bunu anlatacağım. Şimdi bir, sizin kalbiniz bu amcacığım. Evet. Bu kalpten ana bir damar çıkıyor. Evet. Bu çıkan damara biz aort diyoruz, aort. Evet. Yani kalp kasılıyor, kasılıyor. Kanı buradan vücuda gönderiyor. Evet, evet. Kan tekrar geri dönmesin diye de burada tek yönlü çalışan kapak var. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Bizim esas sıkıntımız kalbi besleyen damarlarda. Şimdi şuradan renkli kalem alalım. Şimdi bizim bir kalpte 3 tane damarımız var. 3 tane ana damar. Hemen şöyle gösteriyorum. Kalbim burada. Kalbim burada. Ön damar esas damarımız bu. Sağ damar, sol damar. 3 tane ana damarımız var. Bak şu kırmızı da aort. Kalpten çıkıyor, basılıyor. Şimdi birinci damarı çiziyorum, sağ damarı. Sağ damar kalbin sağ tarafından, burası sağ tarafı. Sağ tarafından çıkıyor ve şu kalbin şuradaki kasına kan götürüyor, suluyor orayı. Buradan kan geliyor, temiz kan. Tamam mı? Diğer damarlarımızda şuradan çıkıyor yine aorttan. Birisi sol taraf arkaya dönüyor. Burası sol taraf. Birisi de hani dedim ya ana damar ön tarafa geliyor. Yani kalpte 1, 2 ve 3 tane damar var. Şimdi sen ilk ameliyatından önce senin bu damarların tıkanmış. Artık kan buradan giderken zor gidiyor. Zor gittiği için buraya az kan geliyor. Az kan geldiği için kalp kasılırken kasa az kan gittiği için kas oksijen istiyor. Çok kasılacak ya. Ama gelmiyor. Oksijen neyle geliyor? Kanla. Evet. Gelmediği zaman ağrı oluyor. İşte o ağrı damar tıkanmasına bağlı kalp krizi ağrıları budur. Yani yol tıkalı. Şöyle tıkayalım yolu. Artık 5 şeritli yolun 4 şeridi tıkalı. Bu sağ taraf. Sol tarafında da senin burada ana damarında tıkalı, buradaki o ön damarın tıkalı, şuraya giden damarın tıkalı imiş. Tamam mı? Hiç kalbinin hiçbir tarafına güzel kan gitmiyor imiş. Evet. Ve sen doktora gitmişsin ve doktor haklı olarak bypass kararı vermiş. Evet. Sana bir bypass yapmış. Bypass'ı nasıl yapıyoruz? Senin iki tane damarını bacağındaki damardan, bacak damarını alıyoruz. Aldılar değil mi iki tane? Aldıkları damarı ne yapıyoruz biz? Ameliyatta şuraya kan gelmiyor ya. Şurası tıkalı ya. O zaman damarı buraya koyuyor doktor. Artık şuraya bağlıyor. Şuraya gelmeyen kan, şuradan geçemeyen kan buradan dolaşıyor. Yani pıhtıyı veya biz darla hiçbir zaman almıyoruz. Olayı yandan bypass yapıyoruz. Bypass deniyor bu yüzden. Tamam mı? Bunu da yapmışlar sana. Ondan sonra bir damarını şuraya yapmışlar. Burası tıkalı olduğu için. Bunu da buraya yapıştırmışlar. Artık kan buradan geliyor. Ve ana damarın, bak daha bir şey yapmadık. Ana damarında da aortanın bir dalını, koca bir dalını, göğsün oradaki dalı, onu bacaktan almıyorlar. Göğüs damarını alıyorlar. Buraya koyuyorlar. Buradan giden kan bu sefer otomatikman buradan geliyor ve kalbi suluyor. Yıllar geçiyor. Şu damarın 10 sene boyunca 10 sene açık kalma oranı %98. O yüzden o damarı kullanıyoruz ana damara. 10 sene boyunca iyi bir diyet yap, iyi bir spor yap, ne yaparsan yap açık kalma oranı %98 10 sene. Şu damarın açık kalma oranı, bypassların diyorum, %50. Evet. Bacakta alındığı için. Şu da %50. Nitekim de o kadar oldu zaten. Şimdi tekrar yapılan anjiyonda ne çıktı senin? Şu damarın açık, şu damarın tıkalı, şu bypass bak, bypass damarın bile tıkalı. Evet. Yani şuraya kan götüren ne bu yol var ne bu yol var. Yani ikisi. Şurada da öyle tıkanıklık var. Yani koydulan bypass da tıkanmış, buraya kan gitmiyor. Anjiyo sonucunu bana getirdin. Şimdi ben neye bakıyorum burada? Şu ana damar, göğüsten alınan, koyulan damarda tıkanıklık var mı yok mu? Burası açıksa, şunlar kapalı olsa bile tekrar ameliyat olmaz. Olma.
Bizim çünkü yapacağımız bir ameliyatı da amacımız şu şuraya kan götürmek. E zaten açık. Anlatabildim mi? O yüzden sen ikinci ameliyat olmana gerek yok. O yüzden sana ilaç tedavisi tamam, olacak. Tamam, şey değil mi? Ben de tamam mı? Yani ameliyat sonrası şikayeti olup anji olan tüm hastalar eğer bu ana damarı açık, diğerleri kapalı da olabilir. Açıksa ikinci ameliyata gerek yok. Ama bu da kapalı olsaydı, bu kapalı diyelim. Bunlar açık bu sefer. Ki böyle çok nadir oluyor. Çünkü bunun açık kalma oranı fazla. Ama herhangi bir nedenle bu kapalı. Bunlar açık, hiç önemli değil ameliyat. Orayı açmak. Çünkü amaç burayı açmaktır. Zaten gezemezsin herhalde. Hiç gezemezsin. Evet. Evet, tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. Sağ ol.